Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türkmen Ünlü Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim, ardından tekrardan karşınıza olacağım. Başbakan Muhammed Ciya Sudani, Finlandiya'nın Bağdat Büyükelçisi Ano Sarıyla ile görüştü. Başbakan Resulullah Hazreti Muhammed'in şehadet yıl dönümünde tüm İslam alemine başsağlığı dileklerini sundu. Başbakan Sudani Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şehadetini almak amacıyla Necef'te yapılacak ziyaret planını denetledi. Başbakan DAEŞ'in terörist kalıntılarının artık Irak devletine yönelik bir tehdit oluşturmadığını doğruladı. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan Siyonist saldırısında 4 Filistinli şehit oldu. Rusya-Ukrayna savaşında Moskova, Kiev'in 100'den fazla insansız hava aracı kullanarak büyük çaplı saldırısını engellediğini duyurdu. Başbakan Muhammed Ciya Sudani, Finlandiya'nın Bağdat Büyükelçisi Ano Sarıyla ve enerji projelerinde uzmanlaşmış Finlandiyalı Wärtsilä şirketini temsil eden bir heyetle siyaset, yatırım ve bilgi teknolojisi alanlarını geliştirme yollarını görüştü. Başbakan, hükümetin entegre programa sahip olduğunu ve Samara Stasyonu'nun bakımı için Wärtsilä şirketi ile sözleşme imzalanan enerji sektörünü başta olmak üzere tüm sektörlerde Finlandiya şirketlerine yatırım yapma kapısının açık olduğunu vurguladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet yıl dönümünde Başbakan Resulullah Hazreti Muhammed'in şehadet yıl dönümünde tüm İslam alemine başsağlığı dileklerini sundu. Başbakan Muhammed Ciya Sudani yapmış olduğu açıklamasında Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem açıkça görülen asıl insanlık anlamlarından ilham alınması ve güzel siresinde temsil edilen derslerin çıkarılması çağrısında bulunarak Müslümanların bugüne kadar hala onun güzel ve tatlı kaynağından iman değerlerini içtiklerini işaret etti. Başbakan Sudan ayrıca Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şehadetini almak amacıyla Necef'te yapılacak ziyaretin güvence altına alınması yönelik planın takibi yapmak üzere Ortak Operasyonlar Komutanlığı karargahını ziyaret etti. Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Muhammed Zavi bir dizi güvenlik liderinin huzurunda ziyaret planını inceledi. Necef Valisi Yusuf Kennavi ziyaret planının başarılı olması için ilde çabaların seferber edildiğini doğruladı. Vali Kennavi, Irak Haber kanalına yaptığı açıklamada planının aynı zamanda trafik kesintisinin olmamasını içerdiğini belirtti. Ziyaretlerin güvenliğinden sorumlu Yüksek Güvenlik Komitesi resmi sözcüsü Tuğgeneral Mikdat Miri, Necef ilindeki ziyaret işlemleri sırasında herhangi bir güvenlik ihlalinin kaydedilmediğini doğruladı. Miri düzenlediği basın toplantısında bu yılki ziyaret sayısının önceki yıllara göre daha fazla olduğunu söyledi. Güvenlik boyutu ve hükümetin terörle mücadeleyi takibi konusunda Başbakan DAEŞ'in terör kalıntılarının artık Irak devletine yönelik bir tehdit oluşturmadığını doğruladı. Bu açıklama Irak'ta DAEŞ terör örgütü ile mücadeleye yönelik Uluslararası Koalisyon Misyonu Komutanı General Kevin Lahey ile Amerika'nın Bağdat Büyükelçisi'nin huzurunda yaptığı görüşme sırasında geldi. Güvenlik açısından Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral El Muhammed Avi, Ambar Çölü'nde aslan atlama operasyonunun yönetimini denetledi. Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada El Muhammed Avi'ye Ambar Çölü'nde terörün kalıntılarını takip etmeye yönelik güvenlik operasyonu hakkında sahada bilgi verildiği belirtildi.
Hükümetle ilgili bir başka bir konuda ise Başbakan Es-Sudani özellikle Irak'ın savaşlar ve kuşatmalar nedeniyle teknolojiden gelişme açısından dünyadan kopması nedeniyle hükümetin devlet düzeyinde dijital dönüşüme büyük önem verdiğini doğruladı. Ülkenin bu alanda güçlü bir başlangıç yapmasına sağlayacak öncelikler vurgulanarak doğru olanı güçlendirmek ve bunun üzerine inşa etmek amacıyla yapılandığının kapsamlı bir incelemesi gözden geçirildi. Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili olarak Başbakan Kalkınma Yolu Projesi'nin ve buradaki çalışmaların ilerlemesini takip kapsamında Ulaştırma Bakanlığı adına Oliver Wyman Danışmanlık Şirketi'nin temsilcilerini kabul etti. Başbakan danışma organının projesini teknik dalgusu ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya dikkat alması gerektiğini vurguladı. Bu da projenin Irak ve bölgede ekonomisindeki önemli rolü teyit ediyor. Toplantıda ayrıca bölümlere ait zaman çizelgesine göre uygulama aşamalarının ilerleyişini takip etmek için bir dizi yolun gözden geçirilmesi tanık olundu. Hükümet açısından Yüksek Nüfus Konseyi'nin 3. toplantısında nüfus sayımının yapılması amacıyla önümüzdeki Kasım ayın 20 ve 21'inde Irak'ın tüm illerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Başbakan Muhammed Çiav Sudani Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda numaralandırma ve sınırlandırma süreci için istatistik personelinin eğitilmesi konusunda Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi hükümetiyle gerekliliklerin ele alınması gerektiği vurgulandı. Buna karşılık Bağdat Valisi Abdülmutalip El Alavi başkentin genel nüfus sayımı yapmasına hazır olduğunu duyurdu. Ali Alavi düzenlediği basın toplantısında nüfus sayımının elektronik yöntemi işini kolaylaştıracağını ve tüm prosedürleri otomatikleştireceğini belirtti. Hükümetin resmi sözcüsü Basım El-Evvadi hükümetin çeşitli alanlardaki çalışmalarını engellemeyi amaçlayan yanıltıcı kampanyalar konusunda uyardı. El-Evvadi gerçek ve fiili yasal prosedürlere dayanmayan çaresiz girişimlerle hükümeti ulusal yaklaşımından uzaklaştırmaya çalışanların bulunduğunu belirterek hükümetin son 2 yılda uluslararası alanda gücünü gösterdiğini belirtti. Parlamento bir dizi yasa tasarısının okunmasının tamamlanmasının ardından oturumunu salı gününe erteledi. Parlamentonun basın bürosundan yapılan açıklamada parlamentonun sivil havacılık, kültürel mirasın korunması ve Arap Birliği ülkeler arasındaki ekonomik birlik anlaşmasının onaylanan kaldırması ilişkin yasalaştırı. Yolsuzlukla mücadele konusunda dürüstlük komisyonu Kerbela ilinde 11 milyon dolara mal olan bir yatırım projesinin uygulanmasındaki ihlalleri tespit etti. Hükümet Enformasyon ve İletişim Dairesi'nden yapılacak açıklamada örnek kesimhane yapmak üzere yatırım ruhsatı verilen et üretimi ve pazarlama şirketinin yetkili müdürü hakkında Kerbela Yatırım Kurumu'nun yasal önlem almadığı konusunda varıldığı belirtildi. Devlet kurumlarında iş akışının düzgün bir şekilde sağlanmasına yönelik hükümet programının uygulanmasında Adalet Bakanı Halit Şivani, Kerkük ilinde gerçekleşen Daire Kompleksi adlı kurumun temel taşını bıraktı. Devlet kurumlarında iş akışının düzgün bir şekilde sağlanmasına yönelik hükümet programının uygulanmasında Adalet Bakanı Kerkük Valiliğinde gerçekleşen Daire Kompleksi adlı kurumun temel taşını bırakıyor. Adalet Bakanı Dr. Halit Şivani pazar günü Kerkük Valiliğinde İcra Müdürlüğü, Noter Dairesi ve Bakım Müdürlüğü'nün yer aldığı Adli Daireler Kompleksi projesinin açılışının törenine katıldı. Kerkük Valisi'nin vekili İbrahim Tamim, İl Meclisi Başkanı Mühendis Muhammed İbrahim Hafız ve konseyin bazı hanımefendi ve beyefendilerin huzurunda yapıldı.
Adalet Bakanı bu vesileyle yaptığı konuşmada projenin 2.100 metrekare alan üzerine kurulu olduğunu ve odaların şeffaf cam bölümlerle bölünmüş 3 adalet dairesinde içerdiğini belirtti. Adalet projeleri listesine ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunma konusunda hükümet programının pratik bir uygulaması olarak elektronik müşteri yönetim sistemine göre çalışacak şekilde modern ve uygun bir şekilde tasarlanmasına karar verildi. İşgal güçlerinin Gazze yönelik savaşının yansımaları olarak Siyonist yerleşim birimleri mahkumların iadesi konusunda bir anlaşmaya varılması yönünde Siyonist Varlık Otoritesi'ne baskı yapmak amacıyla yaygın bir greve tanık oluyor. Medyada protestocuların Ben Gurion havalimanına kapattığı ve Siyonist hükümeti yaşayan mahkumları geri getiremediği için eleştirdiği krizle mücadelede atılan mevcut adımların çok kötü olduğu ve grevin durumunun giderek arttığı belirtildi. Hamas hareketi müzakerelerin başarısızlıkla sonuç almasından ve Siyonist mahkumların öldürülmesinden işgalci otorite başkanını sorumlu tuttu. Hamas'a müzakere dosyasından sorumlu yetkili Halil El-Hayya, alt tutuklunun canlı olarak iade edilebileceğini ancak işgal otoritesi başkanının müzakere aşamalarından kaçma ve yeni koşullar belirleme yoluyla onların ölümüne neden olduğu açıkladı. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan Siyonist saldırıda 4 Filistinli şehit oldu. Sağlık Bakanlığı, şeridi aralıksız devam eden Siyonist saldırıların geçtiğimiz Ekim ayının 7'sinden bu yana yaşanan ve çok evi etkilenen saldırılar sonucu şehit düşen kişi sayısının 40.738'e, yaralı sayısının ise 94.154'e yükseldiğini açıkladı. Batı Şeria'da üst üste 6. gününde de devam eden Siyonist saldırılar sonucunda 17 Filistinli şehit oldu. Medya kuruluşları Cenin kentindeki Siyonist operasyonların onlarca kişinin yaralanmasına ve tutuklanmasına yol açtığı, ayrıca vatandaşların mülklerinin, kamu ve özel tesislerin ve altyapının geniş çapta tahrip edildiğini bildirdi. Batı Şeria'da geniş çaplı saldırı başlatan işgal güçleri son 5 günde 130 Filistinliyi gözaltına almış oldu. Batı Şeria'da geniş çaplı saldırı başlatan İsrail ordusu son 5 günde 130 Filistinli gözaltına almış oldu. İsrail ordusu Jiel altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında bir genç kadınla bir çocuğun da olduğu 20 Filistinli gözaltına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı esirler ve serbest bırakılanlar heyetiyle Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan ortak açıklamada İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğünü belirtildi. İsrail ordusunun son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında bir genç kadınla bir çocuğun da bulunduğu en az 20 Filistinli gözaltına aldığı bildirildi. İsrail altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun başlattığı geniş çaplı saldırılar 6. gününde devam ederken şu ana kadar 130 Filistinli'nin gözaltına aldığı kaydedildi. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı geniş çaplı saldırılarda şu ana kadar en az 29 Filistinli'nin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralıların bazılarının durumunu kritik olduğunu belirtmişti. Batı Şeria'da Filistin direnişi El-Hali şehrinin batısında gerçekleştirilen bir operasyonda Siyonist polisin 3 üyesini öldürmeyi başardı. Siyonist düşman 6 gündür Batı Şeria'da uçaklarla, insan zava araçlarıyla ve toplarla savaşı yürütüyor. Sevgili seyirciler, 31 Ağustos ile 12 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan çocuk felci aşısı, Birleşik Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, UNRWA ve Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle yürütülüyor.
31 Ağustos 12 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan çocuk felçli aşısı BM, DSO ve Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle yürütülüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın işbirliğiyle 31 Ağustos'ta başlayıp 12 Eylül'e kadar devam edecek olan çocuk felci aşısı kampanyası devam ediyor. Gazze şeridinin farklı noktalarında çocuk felci aşısı kampanyasının başlatılmasından bu yana on binlerce Filistinli çocuklarını aşılamak ve onları hastalıktan korumak için İsrail'in yaklaşık 11 aydır devam eden saldırıları ve zorlu insani koşulları altında kliniklere ve tıbbi noktalara akın etti. Gazze'de 10 yaş altı toplam 640 bin çocuğun aşılanması hedefleniyor. Ancak Gazze'deki sağlık yetkilileri İsrail'in aşı sürecine genel bir ateşkese razı olmamasından dolayı aşılama sürecinin tamamlanmayacağından endişeli. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Eşref El Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Kudra aşı kampanyasının 10 sağlık merkezi, 100 sağlık noktası ve 1100 sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştireceğini belirterek kampanyanın ilk gününde 72.611 çocuğun aşılandığını kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşında Moskova Kıyav'ın 100'den fazla insansız hava aracını kullanarak büyük çaplı saldırısını engellediğini duyurdu. Saldırılar Rusya'nın 2 yıldan fazla bir süredir önce savaşın patlak vermesinden bu yana gerçekleşen en büyük saldırılardan birinde Ukrayna topraklarına yaklaşık 200 füze ve insansız hava aracı fırlatmasından yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşti. Fransa bu yılın ilk çeyreğinde 4.205 göçmeni sınır dışı ederek bilgi dışından sınır dışı edilen göçmen sayısının Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Eurostat verim merkezi Almanya'nın ikinci sırada geldiğini ardından İsveç'in ve İspanya'nın deniz yoluyla çok sayıda göçmen alan Yunanistan ve İtalya'yı büyük ölçüde geride bıraktığını belirtti. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Başbakan Muhammed Çiğaz, Sudani Finlandiya'nın Bağdat Büyükelçisi Ano Sarıyla ile görüştü. Başbakan Resulullah Hazreti Muhammed'in şehadeti yıl dönümünde tüm İslam alemine başsağlığı dileklerini sundu. Başbakan Sudani Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şehadetini almak amacıyla Necef'te yapılacak ziyaret planını denetledi. Başbakan, DAEŞ'in terörizm konutlarını artık Irak devletine yönelik bir tehdit oluşturmadığını doğruladı. Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine hedef alan Siyonist saldırıda 4 Filistinli şehit oldu. Rusya-Ukrayna savaşında Moskova Kıyav'ın 100'den fazla insansız hava aracını kullanarak büyük çaplı saldırısını engellediğini duyurdu. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.